Merhabalar, ben Mustafa Kemal Şimşeker. İzmir'den bir misafirimiz var Ankara'da. CMC Polimer'den Cem Bey yanımızda. Onunla beraber biraz sohbet edelim dedik. Kameraya bakalım. Biraz şey olacak. Ben kameranın arkasından geçtim şu an. Dedim Cem Bey, sizin yaptığınız işlerle ilgili bir video çekelim, koyalım dedim. Siz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Ankara'ya. Az önce telefonda bir şey demiştiniz, bilmem ne yaptım, bir baktım Ankara'dayım böyle. Evet, hoppala, günaydın Ankara'daydık, geldik Ankara'ya, gece çıktık, sabah buradaydık. CMC kimdir? CMC Polimer, 2016 yılında kurulmuş, plastik ham madde ticareti yapan bir firma. Kurucusu benim, 2016 yılından önce çalıştığımız kurumsal tecrübeleri birleştirerek kendi yolumuza çıktığımız bir sistem. Ticari bir firma, ham madde satmak üzerine kurulmuş bir firma. Diğer firmalardan farkı, işte biz bu konuyu biraz daha teknik yapmaya çalışıyoruz. Yeni teknolojiye ayak uydurarak web üzerinden yapmaya çalışıyoruz. Sık müşteri ziyaretleriyle, müşterilerin yanlarında olarak ilerletmeye çalışıyoruz ve bir fark yaratmaya çalışıyoruz CMC Polimer olarak. Şimdi, peki Cem Bey, neden plastik sektörünü seçtiniz? Daha önceden söylediğinize göre kimya sektöründeydiniz. Neden plastik? Daha mı güzel, daha mı şey? Tesadüfler diyelim, hayatta güzel tesadüfler oluyor ve tesadüfler hayatlarımızı belirliyor. Ben 2002-2003 yılında paralel olarak plastik sektörüne başlayıp 2005 yılında bir firmanın Manisa deposunu kurarak o firmanın satışını yapmak üzere başladım. 2005 yılında İzmir merkezi bir firmanın Manisa şubesini açarak başladım. Sonrasında 6 yıl kadar o firmada devam ettikten sonra kendimi geliştirmek ve daha verimli olabileceğimi düşündüğüm için daha Vestel, 2010 yılında Vestel'e başladım. Plastik ham madde uzmanı olarak başladım Vestel'de. Ardından Akdeniz Kimya'ya geçtim. Ardından plastik kalıplarıyla ilgili bir Yudo Kore firmasına geçtim. Ardından yine global bir Türkiye firmasına satış müdürlüğü yaptıktan sonra belli tecrübeleri edindiğimizi düşünerek 2016 yılında sektöre girdim. CMC mi, CMC? CMC diye kullanıyoruz. Kullanabildiğimiz kadar Türkçe kullanmaya çalışıyoruz. Peki plastik Türkiye'de sizce, ya plastik dünya, Türkiye'nin plastikte apayrı bir şey var. Dünyada ikinci en çok plastik üreten ülkeyiz diye biliyorum. Çin'den Avrupa. Avrupa'nın ikinci büyük plastik üretici ülkeyiz. Bilmiyorum ama ikincisi biziz. Almanya birincisi bildiğim kadarıyla. İkincisi de biziz. Avrupa'da çok büyük bir yer kaplıyor. Plastik zaten hayatımızın her yerini kaplıyor. Bu pandemi sürecinde de çok daha fazla yer kaplamaya başladı. Yeni işte plastiğin üretim kolaylıkları, kullanım kolaylıkları, geliştirilebilirliği sebebiyle hayatımızda görevi de artmakta. Metalin yerini hızla almakta. Metal ve ahşabın yerini şu an yaptığımız sağlıklı kullanılabilir. Yani ABS misal veriyorum. Benim bildiğim sağlığa hiçbir zararı olmayan bir ürün diyebiliyorum. Aynen yani. Şu an çocuk oyuncaklarında olsun, şeylerde olsun, biz de yükselen zekalı bir ürün basıyoruz bununla alakalı. Yani korkulacak bir şey değil plastik. Evet, plastik deyince, petrol türevi deyince bu çevre kirliliğiyle ilgili plastiğin zararlı bir şey olduğu algısı oluşuyor insanlarda. Fakat plastik aslında çok temiz de bir ürün. Çünkü bizim, özellikle bizim sattığımız, sizin kullandığınız ürünler termoplastik, geri dönüştürülebilir ürünler. Doğada geri dönüştürülebilen ürünün doğaya zararı yok. Dolayısıyla siz onu çöp olarak atmadığınız sürece hiçbir zararı yok. Dolayısıyla plastik zaten hayatımızda kapladığı yer ve sonrasında dönüştürülebilirliğiyle aslında faydası bile var. Şu an tüketmiyoruz çünkü. Petrokimya ürünü, yani petrolden üretilen şeyler plastik diyebiliyorum. Biyoplastikler de çıktı. Mesela hani yenilebilir plastik mi desek daha doğru olur.
PLA, mısır nişastası özlü PLA'lar çıktı. ABS yerine veya şey yerine, petrokimya yerine şeyler ürünü. Tabii ki yani şey, nişasta ve benzeri ürünlerden üretilen plastikler var. Bunların kullanım alanları belli ama işte kullanım yerine göre, işte tek sefer kullanılan yerlerde, fazla özellik istemeyen yerlerde bu biyoplastikler kullanılıyor. Sıkılar mı biyoplastikler? Biz yani kullanımı yeterince fazla değil bizim satış yaptığımız sektörde. Dolayısıyla biz çok fazla içinde değiliz maalesef. Çünkü bizim sattığımız plastikler biraz daha teknik. Bu tür biyoplastiklerin darbe veya teknik özellikleri bizim satış yaptığımız plastikler kadar güçlü değil. Dolayısıyla da bizim müşteri portföyümüzde çok fazla yer bulmuyor. Dolayısıyla biz tabii bu videoda şey, Cem Bey hazırlıklı değil. Hani hiçbir şekilde hazırlıklı değil. Ben de spontane soruyorum şimdi doğrusu. Aklımdaki olan soruları soruyorum. Hazırlıklı olmadığı için şey geçiyor. Cem Bey, sizde PP var, polietilen var. Evet, yani komünite plastik, ticari plastikler dediğimiz ürün gamı komple bizim portföyümüzde bulunuyor. Polietilen, polipropilen, ABS gibi ürünler de artık, işte polikarbonat, polistiren gibi ürünler de artık komünite olarak geçiyor. Bunun yanında yarı mühendislik plastikleri, daha teknik plastikler var. Bunların hepsinin yanında işte bu plastikleri renklendirmekte kullanılan master batch grubu var. Onun dışında mühendislik plastikleri, yani mevcut kullanılan plastiklere farklı özellikler eklenerek, işte katkılar, özel dolgular eklenerek üretilen compound mühendislik plastikleri var portföyümüzde. Elastik grup ayrı bir grup oluyor, işte conta gibi yumuşak, işte ayak gibi, işte ayakların altında kullanılan EVA mı deniyordu? Elastomer ya da PVC, yumuşak PVC grubu da bizim portföyümüzde yer almakta. Biz üretici bir firma değiliz. Dolayısıyla farklı tedarikçilerle beraber çalışıyoruz. Yani müşterileriniz belirli, evet. Aslında sizin. Tabii de bizim yaklaşık 10 farklı tedarikçiden aldığımız ürünü. Carimizde yaklaşık 600 tane müşteri var. Bunların da yaklaşık 150'siyle aktif olarak çalışıyoruz düzenli olarak. Biz 10 firmadan aldığımız ürünleri bu 150-200 firmaya dağıtmış oluyoruz işin açıkçası. Peki CMC Polymer bugün olmasaydı diye, yani var bunu ayrı arkadaşlar arar sonra. Plastik ham madde alacak bir kişi nelere dikkat etmeli? Sahtesi var mı ham maddenin? İşte İran plastiği diyorlar. İran plastiği ne kadar doğru veya ne kadar yanlış? Big Bag'de mi olmalı yoksa ufak çuvallarda mı olmalı? Yani plastik sektöründe sahtecilik veya şey ne noktada? Bizim sektörümüzde sahte diye bir şey söz konusu değil. Her ürün teknik spektiyle satılıyor. Teknik spektiyle satılan ürünlerin sahtesinin olması mümkün değil. Dikkat edilmesi gereken daha fazla ticari konulardır bizim sektörümüzde. İşte ürünün ambalajlanması, paketlenmesi, işte big bag'de ya da poşette olması tamamen kullanımla alakalı. Sizin yeriniz, sisteminiz, bunu depolama şeklinize göre ambalajlama şekilleri değişebiliyor. Bizim ağırlıklı olarak satış yaptığımız işte belli miktarlardaki paletlerin, yani bir ambalajların paletler üzerinde sıralanması şeklinde. Ama tercihen big bag'de ya da büyük ambalajlarda ya da farklı tiplerde tercih edilebiliyor. Ya da bazı plastiklerin özel ambalajlarda özel farklı şekillerde depolanması, saklanması gerekiyor. Onlara da biz gerekli olduğu şekilde sunumunu yapıyoruz. Biz sonuçta alıp satıyoruz. CMC Polymer olarak bizim çok fazla stoğumuz yok. Biz genelde sıcak satış yapan, alıp satan bir firmayız. Dolayısıyla ürün özelliklerine göre, depolama şartlarına göre uygun şekilde olan ürünleri alıp satıyoruz. Peki size misal veriyorum, hani bir mühendislik plastiği, işte şunu yapacağım dedim. Bunda şu 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 gerekli. Yani ne, hangi plastik seçmeliyim diye soru geliyor. Gelebiliyor mu? Geldiği zaman cevap alabiliyor mu? Tabii ki. İşte başta da söylediğim gibi biz teknik olarak destek verebilen bir firmayız. Ben makine mühendisiyim. Tamamen üretim odaklı olmaya çalışıyorum. Başından, sektöre girdiğim günden beri eğitimlerle kendimi geliştirerek, işte bulunduğum sektörlerde tamamen sahada olarak geliştirdim. İşte farklı proseslerde, enjeksiyon, ekstrüzyon gibi proseslerde neredeyse operatör düzeyinde çalışarak bu işe, bu yere geldim. Dolayısıyla
Ham madde özelliklerinde tabii ki çok 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 büyük bir kavram. Plastik çok büyük bir konu. Her şeyi bilmek mümkün değil ama en azından bazı konularda ana yönlendirmeleri yapabilecek şekilde ilerliyoruz. Yetişemediğimiz yerlerde, yapamadığımız, bizim de ölçemediğimiz noktalarda da bizden çok daha tecrübeli tedarikçilerimiz var. Tedarikçilerimizin laboratuvarları var, teknik ekipleri var. Onlardan destekleri alarak müşterilerimize istediği ürünü kullanacak hale getiriyoruz. CMC polimere nasıl ulaşırız? Artık çağımızda her şey çok basit. Teknoloji kullanıyoruz. İnternetten, telefondan, WhatsApp'tan biz ulaşılabilir bir firmayız. Zaten baştan beri her zaman bir telefon ucuna WhatsApp şeyi link olarak ekliyorum. Tabii. İstediğiniz gibi ekleyebilirsiniz. Numaralarımız, telefonlarımız açık. İşte beraber çalıştığımız tüm arkadaşlarımız konularına hakim. Hızlıca cevap verebilecek durumda. Yetişemedikleri yerde bizden destek alırlar her saat, her dakika. Bizim de yetişemediğimiz konularda dediğim gibi biz de tedarikçilerimizden hızlıca destek alarak herkese yardımcı olabiliriz. İzmir lokasyonundayız. Merkezimiz İzmir ama işte şu an Ankara'dayız. Hafta İstanbul'dayız. Sonra bakmışız Konya'dayız. Globalleşiyoruz. İşte yani bir yandan yiyoruz. Noktasından isim artık gerekmiyor her şey. Lojistikçe çok genişledi, çok ilerledi. Her yere çok rahat şekilde ürün gönderebiliyoruz. Dolayısıyla artık belli bir lokasyonda. Yani CMC'de ürün alan kişiler şunu dert etmemeli diye düşünüyorum ben. Hani ben yaşadığım için söylüyorum bunu da. Bir ürünü aldım, oradan nasıl getireceğim? Kargo dahil de vermeyeyim, nakliyesi dahil olarak da kapı teslim. Biz hep kapı teslim çalışıyoruz. Prensip olarak baştan beri hep kapı teslim. Yani biz müşterilerimizin talep ettiği ürünleri onların kullanılabileceği, kullanacağı yere kadar teslim ederek çalıştık. Baştan beri hep böyle oldu. Bu konuda profesyonel firmalarla çalışıyoruz. İşte İzmir merkezli olmamıza rağmen Manisa bizim de bir aynı bölge sayılır ama bizim şirketimizin nereden baksanız %30-%40 Bursa'dır. Ankara çok ciddi bir yer kaplar bizde. Denizli, Konya, Kayseri'de müşterilerimiz var. Antalya bölgesinde çok yoğun çalışırız. Dolayısıyla her yere çok rahat ürün sevk edebilir durumdayız. Hızlı sevkiyatlar yapıyoruz. Biz burada sevkiyatta hız ve düzenli, düzgün gönderim için düzgün firmalar seçiyoruz. Yani. Bu konulardaki maliyetleri önemsemiyoruz. Gerekirse fazla bedellere katlanarak müşterilere sağlam şekilde teslim edilmesini sağlıyoruz. İyi bir hizmet veriyoruz diyorsunuz. Yani benim bu hizmetin karşılığını aldığımızı düşünüyoruz. Bu sayede bu boyutlara, büyüklüğe ulaştık diyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ve sabrı bana gösterdiğiniz için. Ne demek. Ben çok mutlu oldum. İşte çok seviyoruz sizleri. Her geldiğimizde de ziyaretine çalışıyoruz. Görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ben videoyu kapatıyorum burada. Cem Bey'in numarasını aşağıdan ulaşabilirsiniz. İyi günlerde kalın. Abi.